Herkese merhaba. Bugün kadı cisimlerden küreyi inceleyeceğiz beraber. Öncelikle kürenin mantığını anlamak açısından şöyle bir boyutlar arası bir genelleme yapacağım. Şimdi biz Öklid uzayında çalışıyoruz. Yani R üzeri n'de çalışıyoruz. Şimdi R uzayında sayı doğrusunda şöyle düşünelim. Bu reel sayılar doğrusu. Orijinden yola çıkalım. Orijine eşit mesafedeki noktalara veya herhangi bir noktada olabilir. Bir noktaya eşit mesafedeki noktalar kümesi dediğimiz zaman sayı doğrusuna iki tane nokta karşımıza geliyor. Bakın iki elemanlı. Buna A1, A2 dersek o zaman bu kümeye de A diyelim. Böylece A1, A2'den oluşan bir küme. İki elemanlı bir küme meydana geliyor. R kareye geldiğimiz zaman o zaman bizim artık İki boyutlu uzayımız var. İki boyutlu Öklid uzayı. Burada ise yine orijin temsili alabiliriz. Sabit bir noktaya eşit mesafedeki noktalar kümesi dediğimiz zaman bakın şurası şöyle bir çember meydana gelir. Yani bu noktaların her biri R birim uzaklıktadır orijine. Dolayısıyla bu noktalar kümesi nedir? R karede çemberi meydana getiriyor. Aynı şekilde şimdi biz R küp düşünelim. Silelim. R küp dediğimiz olay 3 boyutlu uzay. İçinde yaşadığımız, bizim gözle görebildiğimiz, hissedebildiğimiz uzay Öklid uzayıdır. 3 boyutlu uzay. Bu uzayda ise 3 boyutlu ekseni şöyle çizersek bu bir noktaya, sabit bir noktaya eşit mesafedeki noktalar kümesi bize aslında kürenin yüzeyini meydana getiriyor. Şöyle. Hatta şöyle biraz daha tekrar çizeyim. Şöyle. Bu gördüğümüz topa benzeyen bilye gibi olan şekil küre ve buradaki temel özellik şu sabit noktaya eşit mesafedeki noktalar kümesi bize hem çemberi hem de küreyi veriyor. Aslında bu noktalar kümesi kürenin yüzeyini meydana getirir. Küre yüzeyi ile içindeki bütün noktaları içindeki boşluğu da dahil tanımlayan, kabul eden bu şekle biz küre diyoruz. Küre yüzeyi ama tamamı küre olmuş oluyor. Şimdi sorumuza geri gelelim. Şunu kapatalım. Sorumuz neydi? Küre neydi? Küre uzayda sabit bir noktaya eşit mesafedeki noktalar kümesine deriz. Bu noktalar kümesinin oluşturduğu yüzey küre yüzeyi. Bu yüzey ile oluşturduğumuz yani sınırlandırılan alanın tamamı ise bir cisimdi. Bu küre cismi olarak isimlendirilir. Yarıçapı R burada büyük R kullanmış ama normalde küçük R kullanacağım ben. Bu iki tane temel formülümüz var. Kürenin hacmi V 4 bölü 3 pi R'nin küpü olarak bulunur. Alan formülü ise kürenin alanı. Bunu A diyelim. Bu da 4 pi R karedir. Bunların ispatı da var. Farklı ispatları var. Hem integral yardımıyla hem de dilimleme parçalama yöntemiyle. O ispatlara şu an girmiyorum. Bunu şu an bilmemiz yeterli. Bu formülleri kullanarak şimdi sorularımıza geçelim. Hemen şöyle soru 1'e geçelim. Yarıçap uzunluğu 2 santim olan kürenin alanı. Hemen bir küremizi çizelim. Buradan alanını ve hacmini bulacağız. Alan eşittir 4 pi r kareden 2'nin karesi ne yapar? 4 16 pi santimetre kare yapar. Hacmine baktığımız zaman burada 4 bölü 3 pi r'nin küpü 4 pi bölü 3 çarpı R 2, 2'nin küpü 8, 32 pi bölü 3 santimetre küptür. Bu şekilde kolay bir soruyla başladık. Sıradaki soru burada kürenin yüzey alanı var. Buradaki alana kastı kürenin yüzey alanıdır. Yüzey alanı neydi formülümüz? 36 pi eşittir. 4 pi çarpı R'nin karesi idi. Buradan R'yi bulup daha sonra kürenin hacmini elde edeceğiz. Buradan R'yi bulalım. Rengimizi değiştirelim. Bakın piler gider. 4'e böldüğümüz zaman 9 kalır. Neyin karesi 9 yapar? 3 veya eksi 3. Biz uzunluk kavramıyla çalıştığımız için burada R eşittir 3 olacaktır. R'yi eksi 3 almayacağız. Şimdi hemen geçelim hacmimize. Hacmimiz formülü 4 bölü 3 pi. R'nin küpü yani 3'ün küpü o da eşittir. Buradan bir tane 3 gider. 3'ün karesi kalır. 9 kere 4 36 pi birim küp olarak elde ederiz.
Bir sonraki sorumuz hemen. Burada tam tersi. Biraz önceki alan yardımıyla hacmi hesaplamıştık. Burada ise hacmini vermiş alanı hesaplayacağız. Hemen hacmimizi yazalım. 288 pi eşittir 4 bölü 3 pi r'nin küpü. Yine buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsak piler gider. Bakın 288 4'e bölünebilir. 4'e böldüm 1. Bu da 144,72 yapar. 3 ile çarptığımız zaman 216 eşittir r'nin küpü. Bu da 6'nın küpüdür. Buradan r eşittir. Direkt 6 çıkar. Evet, gelelim alanımıza. Alan A eşittir kürenin yüzey alanı. O da 4 pi çarpı r'nin karesi. 4 pi çarpı 6'nın karesi. 36 çarpı 4, 144 pi birim kare yapar. Denizli. Sıradaki sorumuz, burada bir kürenin dilimi var. Karpuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir karpuzun dilini kesmek gibi. Bakalım burada ne isteniyor bizden. Şimdi burada şekildeki küre içinde 60 derecelik bir dilim çıkarılıyormuş. Çıkarılan dilimin küresel yüzeyin alanı. Şimdi buradan yarıçapımız hemen yazalım. AB 6. Çünkü yarıçap bu çap oluyor. AB 6 CD bu çap olduğunu gösteriyor. O zaman şuralar 3 birim olacaktı. Dolayısıyla yarıçapımız eşittir 3. Şimdi devam ediyorum. Burada hemen öncelikle hacmini yüzey alanı bulalım. Alan eşittir. Yani yüzey alanı, tamamı yüzey alanı bulacağım. Ne yapar? 4 pi çarpı 3'ün karesi. Şimdi ben tamamını buldum. Eğer ben 60 derecelik, yani 360 dereceli yüzeyi bu kadar oluyor. Şimdi ben bunu 60 derecelik olan kısmı bulursam 360 tamamı olduğu için 360'a bölüp bunu 60'a çarpacağım. Hemen buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsak şöyle. Şimdi burada küresel yüzey alan diyor. Şunu hemen sadeleştiriyorum. 6 kaldı. Bu da 2'ye böldük. 3 kaldı. 2 kaldı. 9'u 3'e böldük. 3 gitti. 3 kaldı burada. 3'ün karesine 3 kaldı. Buradan 6 pi yapar. Şimdi bu dilimin tüm yüzey alanı deseydi, bakın şöyle tekrar çizeyim. Tüm yüzey alanı dese şurada bir yarım daire, bir de arkada yarım daire tüm yüzeyi bulacaktık. Ama bizden küresel yüzey dediği için sadece şu koyu olan şu bölgeyi istiyor bizden. O da eşittir 6 pi. Tamamını isteseydi biz bu 6 pi'ye şuradaki bir daire alanı daha ekleyecektik. Böyle sorular da karşımıza gelebilir. Bir sonraki sorumuz. İki tane çeyrek çem daire var. Burada bakalım ne yapılacakmış. Şu birimlerimizi yazalım. AD 2 birim. DC 6 birim. Tamam. ABCD dikdörtgenin kenarlarına AD ve BC yarı çaplı. AD ve BC yarı çaplı. Çeyrek çemberle bunlar. Çeyrek çember. O zaman şuralar da 2 birim olur. Çeyrek çemberler çizilmiştir. Elde edilen cisim EF etrafında 360 derece döndürülürse. Şimdi ben bunu döndürürsem şöyle bir şey oluşur. Şöyle farklı bir renkte göstereyim. Ne olacaktır? Şunu döndürürsek, bakın, şöyle iki tane yarım küre şöyle. Bu iki tane yarım küre ne yapar? Bir küre yapar. Bir tane de şurada silindir var görüyorsunuz. Şurası silindir, dik silindir. Burası yarım küre. Şurası da yarım küre. İki tane yarım küreyi bilirsek ne olur? Bizim bir tane kürenin hacmi meydana geliyor. Hemen şuradan değerlerimizi kullanıp hacmimizi hesaplayalım. Şurası ne kadardı? Şurası 6 birim, şurası 2 birim, yarıçap. Hemen hesaplıyorum. V eşittir. Öncelikle küreyi hesaplayacağım. Yani V küre artı V silindir eşittir. V kürenin hacmi 4 bölü 3 pi çarpı R'nin küpü. R'miz burada 2 birim. Bakın şurada 2 birim. 2'nin küpü artı. Burada bir dik silindir var. Şu dik silindirin hacmini hesaplayacağız. Dik silindirin hacmini önceki videolarda anlatmıştım. O da nedir? Pi r kare. Çünkü tabanı daire. Pi r kare çarpı h yükseklik. Burada hemen r'miz belli aslında. Silelim. R yerine 2 yazalım. Bir daha formülü uzatmadan. Pi çarpı 2'nin karesi. Çarpı yüksekliğimiz 6.
Şimdi gerekli işlemi yaparsak hesaplarsak buna ne gelir? 8, 32 bölü 3 pi artı 4, 4 kere 6, 24 pi. Pay değiştirirsek 72, 32 artı 72 pi bölü 3 var burada. Bu da ne yapar? 104 pi bölü 3 olarak Adana şıkkını elde ederiz. Bir sonraki sorumuz yine aslında bir önceki soruya benzer. Bu soruyu çözmeyelim. Geçelim bu soruyu. Çünkü bir öncekinde burada bir çelik çember vardı. Burada bir çelik çember. Bir tane silindir gelecek. Orada ise iki tane çelik çemberden bir küremeden gelecekti. Aynı şekilde bu döndürülerek şöyle bir yarım küre ve bir dik silindir elde edilebilir. Aynı mantıkla bu hesaplanabilir. Bu soruyu geçiyorum. Evet, bunu çözelim. Çünkü burada bir dik üçgen var. Bir de çelik çember var. Hemen değerlerimizi yazalım. 4 ve 5'i vermiş de şurası 3, 4, 5 üçgeninde 3 olacaktır. Demek ki çeyrek çemberin yarıçapı 3. Biz bu şekli AC etrafında döndürürsek nasıl bir şekil meydana gelir? Şöyle bakın bir yarım küre ve bir dik koni karşımıza gelecek. Bunun hacmini hesaplayacağız. Yarıçapımız belli. Hemen değerlerimizi yazalım. Şurası ne kadardı? Yarıçap 3 birim. Koninin yüksekliği 4 birim olacaktır. Hesaplayalım hacmimizi. V eşittir. Öncelikle yarım küre. Bakın bu yarım küre. Yarım küre. Yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün küpü bölü 2 artı. Dik koninin hacim formülü hatırlarsanız silindirin 3'te 1'iydi. Yani pi çarpı r'nin karesi çarpı h bölü 3'tü. Şöyle tekrar yazayım. Pi çarpı r kare çarpı h bölü 3. Unutan varsa diye. R'miz kaç burada? R'miz 3. 3'ün karesi. Yüksekliğimiz ne kaç? 4 bölü 3. Hemen gerekli işlemini yaparsak buradan 2 sadeleşir. 2 kalır. 27, 54 pi bölü 3 artı. Buradan da 9 sadeleş yapmayacağım. Payda eşitlemeye geri kalmasın. 9 kere 4 36. 36 pi bölü 3. Toplarsak ne yapar? 90. 90 pi bölü 3'ten bölersek de 30 pi sonucuna varırız. Evet, güzel sorular. Çok zor değil. Bunlar orta seviye sorular. Biraz daha farklı soru tiplerini de görelim. Bu soru daha güzel o soruda. Çünkü burada bir dik koni var. İçine maksimum hacimli bir küre yerleştirilmiş. Bu küre yan yüzeyleri ve tabana teğet etmiş. Bakalım bize ne isteniyor? Burada yapabileceğimiz, buraya yerleştirebileceğimiz en büyük hacimli kürenin hacmi isteniyor. Yani kısacası buradaki r'yi bulacağız. Kısaca şuradan hemen zoom yapalım. Çünkü çizmem lazım. Buradan r'yi bulduk mu? Sorumuz tamamdır. 6 verilmiş bize. Şurası 6. Şuradan hemen biraz boyutu küçülteyim. 6. Şu dik üçgen görüyorsunuz. O zaman şurası ne olacaktır? 6, 10, 8 üçgeni olacaktır. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi R'yi bulmak için şurası R olacağı aşikar. Öyle değil mi? Teğet çünkü. Şurası R'dir. Tabanı teğet olduğu için. Şimdi çemberden biliyoruz ki çemberden teğet bir noktadan çemberlere çizilen teğet uzunlukları şunlar eşit birbirine. Şurası 6 ise o zaman şurası da 6 olur. Şuraya ne kalır geriye? 4 kalır. Şimdi şu mesafeyi bulalım. Yani TO mesafesi ne olacaktır? Tamamı 8'di. R'yi çıkarırsam 8 eksi R olmaz mı? Kısacası şöyle bir üçgen meydana geliyor. Tekrar çiziyorum. 4 R 8 eksi R. Şimdi buradan Pisagor yardımıyla bu R'yi bulabilirsiniz. Ama bu zaten özel bir üçgen. Buradan sanırım görebiliyorsunuzdur. R 3 seçersem 3, 4, 5 olacaktır. Dolayısıyla R eşittir 3 aldığımızda 3, 4, 5 üçgeni çıkar. Demek ki buraya yerleştirilebilecek en büyük hacimli kürenin yarıçapı R 3 olacaktır. Bizden bunun hacmi isteniyor. Hem V eşittir 4 bölü 3 pi çarpı R'nin küpü 4 pi bölü 3 çarpı R'miz 3 oldu. 3'ün küpü buradan sadeleşirse hemen sadeleştirme işlemini yapalım. Buradan kare kalır. 9, 36 pi santimetre küp.
çıkar. Evet, sıradaki sorumuz şöyle bir soru var. Tekrar bunu biraz zoom yapalım. Üzerine çizimler yapalım. Şöyle, pardon. Şöyle daha anlaşılır hale gelsin. Evet. Ekran kaydı biraz. Şu an oldu. Şekilde yarım küre içine yerleştirilen maksimum hacimli kare piramit verilmiştir. Buna göre AB 4. AB 4 olduğu için. Bakın şuralar 4'tür. 4. Piramidin olarak çıkar adında kalan cismin hacmi. Şimdi önceki piramidin hacmini bulmamız lazım. Bunun için şu yüksekliği bulacağız ama şurası bir kare olduğu için çünkü şöyle göstereyim. Şuralar 4 birim ise ben şu an şuranın tabanı yani yarım kürenin taban dairesini çiziyorum. Burada bir kare var. Şuralar 4 birim. 4 birim ise o zaman ne olur? Çap. Şurası 4 kök 2 olur. Peki yarı çap ne olur? O zaman yarı çap R eşittir. Bunun yarısı 2 kök 2 olacaktır. Kısacası şurası merkez. Merkezden şurası R eşittir. 2 kök 2. Böylece kürenin yarı çapını bulduk. Şimdi hemen ne yapacağız? Tüm hacimden V eşittir. Şöyle yazalım. İstediğimiz hacim tüm yarım kürenin hacminden piramidin hacmini çıkaracağız. Bunun için ne yapacağız? Şu rengimizi değiştirelim. Değişti mi? Tamam değişti. Pi çarpı 4 bölü 3 pi çarpı R'nin küpü. 2 kök 2'nin küpü yarım küre olduğu için bir de 2'ye böleceğiz. Eksi. İçerideki piramit, dik piramit var burada. Kare piramit. Bunun hacmini bulacağız. Bu da neydi? Taban alanı burada kare olduğu için 4 çarpı 4'ten 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz ne kadar? Yükseklik yarıçap 2 kök 2 olacaktır. Evet. Sonra ne yapacaktık kürede? Dik konide. Daha doğrusu özür, konide piramit bu. Piramitte bir de 3'e bölecektik hatırlarsanız. Koni ve piramitte daima 3'e bölünüyordu. Onu unutmayalım. Şöyle yazayım. Şuraya yazacağım. Hesaplıyorum. 2 gitti. Şuradan 2 kaldı. Bu da ne yapar? 4, 8, 16 kök 2. 16 kök 2 burada var. 32 kök 2 bölü 3 pi var burada. Artı. Bu da 16. 16. Bu da 32. Şurada eksi olacak. Hemen sileyim artı. Yanlış yazdım. Eksi 32 kök 2 bölü 3. Bakın burada zaten parantez almamışlar. Cevabımız böyle kalır. Yani 32 kök 2 bölü 3 parantezinde pi eksi 1. Yani Adana olacak cevabımız. Bu sorular bu şekilde tüm hacimden istediğimiz hacmi çıkarılan hacmi yine formülü hesaplayıp çıkartıyoruz. Sırada yine güzel bir soru var. Bu sefer kürenin içine bir dik silindir yerleştirilmiş. Bunu da şuradan çizeyim artık. Zoom yapmayalım. Bunun için yerleştirilmiş olan silindirin yüksekliği 6. Şurası 6 santimetre. Hacmi 48 pi. Şimdi bize bu 48'i kullanarak 48 pi kullanarak bunun yarıçapını hesaplayacağım ben. Silindirin hacmi ve silindir ve silindir şöyle bulunuyordu. Pi re kare çarpı yükseklik. O da eşittir 48 pi bize verilmiş. Pi çarpı re'miz kaç buradan? Re'miz belli değil. Yüksekliğimiz 6 48 pi. Buradan pi'ler gider. Pi'ler gitti. 6'ya bölü 8 kaldı. Re karesi 8. Re eşittir 2 kök 2 olarak bulunur. Re'yi bulduk. 2 kök 2. Şimdi neyi hesaplayacağız? Şuradan tekrar biraz çizeyim. Şurada çok güzel olmadı. Geri alıyorum. Şöyle biraz daha net çizelim. Burada bir dikdörtgen var. Bakın. Yüksekliğimiz 6 idi. Şurası yarıçap 2 kök 2. Silindirin taban yarıçapı. Tamamı ne yapar? 4 kök 2 yapar. Şu köşegen, dikdörtgen köşegen aynı zamanda kürenin yer, çapı olacaktır. Bu da buna da 2R diyelim. 2R 2R'nin karesi eşittir. 2R'nin karesi eşittir. Dik üçgenden dolayı 6'nın karesi artı 4 kök 2'nin karesi olacaktır. 4R'nin karesi eşittir. 36 artı
32. Burada ne yapar? 4R'nin karesi eşittir 68 yapar. 4'e böldüğümüz zaman R kare eşittir 17. Buradan R eşittir kök 17 olarak çıkar. Bizden istenen kürenin yarı çapı kaç santim diyor. Sıradaki sorumuz. Burada bir yarım küre var. Bir dik silindir var. Bakalım ne diyormuş. Su kabı tamamen dolu. Şurası su ile doluymuş yarım küre. İçindeki kürenin, yarım kürenin içindeki suyu silindire aktaracağız. Silindirin içindeki suyun yüksekliği isteniyor bizden. Şuraya kadar su yükselecek. Yani şuraya kadar yükselirse biz buraya ne diyelim? Buraya haş diyelim. Haşı bulmak istiyoruz. Öncelikle bunun hacmini bulalım. Buradaki suların hacmi birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşit olduğu için ne olacaktı? 4 bölü 3 pi çarpı r'nin küpü, yani 3'ün küpü yarım küre olduğu için 2'ye böleceğim. Buradaki suyun hacmi ise silindirin hacminden pi r kare çarpı yükseklik. Şimdi buradan direkt olarak karşımıza cevap gelecek sanırım. 3'ün bir tanesi gitti. 3'ün karesi kaldı. 3'ün karesi gider. Pi'ler de gider. 4 bölü 2, 2 eşittir. Haş olarak karşımıza gelir. Evet, bir sonraki sorumuz hemen sözel bir soru. Bunu geometrik şekli kendimiz çizeceğiz. Silindir biçimindeki bir kapta bir miktar su vardır. Bu kaptaki suyun içine demirden bir bilye atılıyormuş. Şöyle bir silindir çizelim. Bir bilye atılmış. Suyun seviyesi 8 birim yükselmiş. Daha sonra kaba bir demir bilye daha atılmış. Bu sefer de su bir birim yükselmiş. Şimdi odan şunu diyebilir miyiz? Şöyle küçük bir tane büyük bilye çizelim. Bunu attığımız zaman suyun yüksekliği şuradayken şuraya gelecektir. Yani şu mesafe ne olacaktır? 8 birim. Daha sonra küçük bilye atıldığında ise şurası 1 birim yükselmiş. O zaman şunu söylemek mantıklı. Büyük kürenin hacmi 8 birimlik veya eşittir. Yani o 8V diyelim şuraya. Şu alana şu hacmi 8V diyelim. Şuraya da 1V diyeceğiz. Çünkü taban alanı eşit olduğu için. Şimdi bunları iyi kıyaslayacağız. Büyük küreden oluşan bilyenin yarı çapına buna R1 diyelim. Küçük küre atılmış. Bunun yarı çapına R2 diyelim. Şimdi şunun hacmini bunun hacmine oranı isteniyor herhalde. Yarı çap uzunlukları oranı isteniyor. Öncelikle şunu diyelim. Bu 1, 4 ve 8 ve neye eşittir? 4 bölü 3 pi çarpı R1'in karesi 8 ve'ye eşittir. Öyle değil mi? Aynı şekilde bu da küp olacak. Küçük bilyenin yani küçük kürenin hacmi ise 4 bölü 3 pi çarpı R2'nin küpü eşittir 1 ve. Burada bu ikisini oranlarsak cevabımıza ulaşmış olacağız. Hemen şöyle bölüyorum. 4 pi ile gitti. V ile gitti. R1'in küpü bölü R2'nin küpü eşittir 8 bölü 1. Buradan da her tarafın küp kökünü alacağım. Bakın küp kökünü alırsam iki tarafında R1 bölü R2 dışarı çıkar. 8 2'nin küpü olduğu için 2 olarak karşımıza gelir. Yani büyük bilyenin yarı çapının küçük bilyenin yarı çapında oranı 2 olmuş olacaktır. Evet, bir sonraki soruya geçmeden şuradan farklı soru tiplerini seçebiliriz. Şöyle şu soruyu seçelim. Çünkü çok fazla soru var. Hepsini burada yeni nesil tarzda sorularımız da var ama bu ders hepsini yetiştiremeyeceğim için bir dahaki videoda inşallah yeni nesil tarzında daha güzel soruları çözmeye çalışacağım. Bu sorumuza bakalım. Burada ise yarım kürenin içine bir küre yerleştirilmiş. Bakalım ne isteniyor bizden? Yarım küreden içteki küre çıkartılmış. Buna göre küçük kürenin hacmi kalan cismin hacmini kaç katı diyor. Biz buna V1 diyelim. Küçük olana V1 diyelim. Şu V1 olsun. Büyük olan hacmi de V2 olsun. Mesela şu isteniyor. V1 bölü kalan cisim dediği için V2 eksi V1. Şu isteniyor soru işareti. Burada yarıçapla ilgili bilgi olmadığı için bakın burada merkezde teğettir bu. O zaman ben şuraya R dersem, şurası R olursa o zaman büyük kürenin yarıçapı 2R olmaz mı? Olur. Şimdi ben V1'i bulacağım buradan. V1 4 bölü 3 pi çarpı R'nin küpü. V2 nasıl bulacağız? V2 de 4 bölü 3 pi çarpı bakın yarıçapı 2R'ydi. 2R'nin küpü
bölü 2. Neden 2? Çünkü yarım küre. Buradan hesaplarsak ne olur? 4 pi bölü 3, burası 8 çarpı 4 pi olur. Pardon, 4 re küp olur. O eşittir 16 pi re küp bölü. Ben soruma geliyorum artık. Hemen şu soru işaretini silelim. İşlemimizi yapalım. Yani çözümümüze gelelim. V1 neydi? 4 bölü 3 pi çarpı re'nin küpü bölü. V2'den V1'i çıkar diyor. 16 pi bölü 3 re küpten 4 bölü 3 pi re küpü çıkaracağız. Çıkaralım. Buradan 4 bölü 3 pi re küp bölü. 16'dan 4'ü çıkardık, 12. 12 bölü 3 pi re'nin küpü. Şimdi 12 4'e bölmeyeceğim. Burada bakın re küpler gider, sadeleşir. Pi'ler gider. Ters çevirip çarparsak 3'ler gider. 4 bölü 12 kalır. Sadeleştirirsek de buradan da 1 bölü 3 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Yine bir soru seçelim. Farklı bir soru olabilir. Şu soruyu seçelim. Şekilli sorular daha güzele benziyor. Yarıçap x birim olan bir yarım küre ile koni şekli gibi yerleştirilmiş. Tamam, yarıçap x. Koninin yüksekliği kürenin yarıçapının 2 katına eşit. O zaman şu yüksekliğimiz 2x olacak. Cismin toplam hacminin x türünden değeri, yani V'yi bul diyor. V'yi bulalım. Öncelikle yarım küre var. Yarım küre nasıl bulunur? 4 bölü 3 pi çarpı x'in küpü, yarım küre olduğu için 2'ye bölüyorum. Artı dik koni var. Dik koni nasıl hesaplayacağız? O da şöyle hesaplanır. Pi çarpı r'nin karesi, r burada x oluyor, x'in karesi çarpı yüksekliğimiz 2x bölü 3'ü unutmayalım. Burada 3 daima vardır. Hem piramit hem de konide. Şimdi düzenleme işlemini yaparsak bakın bu ikiler sadeleşir. 2 pi x'in küpü bölü 3 artı bu da ne yapar? 2 pi x'in küpü yapar. Bölü 3'ten toplarsak da 4 pi x'in küpü bölü 3 olarak cevabımız çıkmış olur. Evet, bir soru daha çözebiliriz. Vaktimiz var. Yine soru seçelim. Bir sonraki kadarımdan şu sorumu seçelim. Evet. Burada bir prizma var. Prizmanın içine yarıçapları 2 santim olan bilyeler, yani küreden oluşan bilyeler yerleştirilmiş. Küreler içine alan en küçük hacimli dikdörtgenler prizması hacmi nedir diyor. Yine bu kez zoom yapalım bu. Şöyle üzerine çizelim. Şimdi yarıçap 2 olduğu için bir kere şurası ile şu mesafe 2, 2 olur. O zaman şöyle teğet olduğu için şurası da 2 olacaktır. Şurası 2 olacaktır. Dolayısıyla biz bunun enini bulmuş olduk. Ne oldu? 8 birim oldu. Şimdi derinliğine bakalım. Derinliği. Derinliği arkalı önlü, yani şurası şöyle komple bir küreyi barındıracağı şekilde yerleştirildiği için 2 öyle, 2 de böyle, yani bir çap olacaktır. Burası 4 birim olacaktır. Peki bunun yüksekliği ne olacak? Asıl soru yükseklik. Bunun için hemen burada bir merkezini çiziyorum. Şöyle bakın. Şurası 2 birim. Şurası 2 birim. O zaman 2 var, 2 var. Tamam. Şurayı bulmamız lazım. Burası nasıl bulunur? Şuradan üçgen çizerek göstereyim. Şurası bu simetrik olduğu için eşkenar üçgen olur. Şuralar 2, 60 derece, 30 derece. Şurası 4 olur. 4'ten 2, 2 kök 3 olacaktır. Şu yüksekliğimiz. Şurası 2 kök 2. O zaman yüksekliğimiz ne oldu? 2 artı 2. Şöyle farklı bir renkle göstereyim. Bakın. 2 artı 2, 4. 2 kök buradan gelir. 4 artı 2 kök 2 olarak buluruz. Bunun yüksekliğini bulduk. Eni belli, derinliği belli. O zaman hacmi, en küçük prizmadan bahsediyoruz tabi. Ne olacaktır? 8 çarpı 4 çarpı 4 artı 2 kök 2. Buradan da 32 çarpı 4 artı 2 kök 2 buluruz. Bu da şıklarda parantezi almamış. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Tabi bununla ilgili çok daha farklı soru tiplerimiz var. Şimdi bir dahaki nasip olursa
küre ile ilgili çekeceğim videoda yeni nesil tarzını hem daha zor hem daha farklı soru tiplerini size göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın, matematikte kalın.